bilindiği gibi 2014 yılında IŞİD birçok yere saldırı düzenlemişti. Şengal'de saldırılan yerlerin başındaydı. Maalesef dünyanın gözü önünde, yani hem oradaki bölgesel hükümetin pasif kalması hem de diğer ülkelerin sessiz kalması neticesinde Şengal'e büyük bir saldırı düzenlendi IŞİD tarafından. Çok büyük trajediler yaşandı. O trajedilerin sonuçlarını halen görüyoruz, karşımıza çıkıyor. İşte bu buradaki şu an bu habere konu olan mağdur da 2014 yılında Şengal'de bir köyde yaşarken köyü IŞİD tarafından saldırıya vuruyor. Saldırı esnasında iki kardeşini orada IŞİD katlediyor ve 14 yaşında olan mağdur IŞİD tarafından esir alınıyor. Daha sonra bu kız çocuğu Suriye tarafına geçiriyor ve IŞİD'in kontrol ettiği bölgede zorla tutuluyor. Orada bir IŞİD militanıyla evlendiriliyor ve durmadan tecavüze uğruyor. Bu tecavüz neticesinde 2015 yılında bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Daha sonra 2019 yılında bir kız çocuğu daha dünyaya getiriyor. Ve 2021 yılları başlarında IŞİD yenilgiye uğratılınca DSG tarafından kocası, yani mevcut o zamanki IŞİD'in ona koca olarak verdiği adam öldürülüyor. Ve birçok kadınla birlikte Urfa sınırına geliyorlar ve sınırdan giriş yapıyorlar Urfa'ya. 21 yılında giriş yapıyorlar buraya ve önce bir tahkikat sürecinden geçiyorlar, bir araştırma sürecinden geçiyorlar ve daha sonra farklı bir isimle, yani kendiyle beraber eşlik eden diğer IŞİD'li militanların olduğu söyleniyor, Türkiye'ye geliyorlar ve farklı bir isimle kaydediliyor. Bu farklı isimle kaydedildikten sonra hem o hem çocukları Urfa merkezde Eyübiye'de bir evde yaşıyorlar. 2021 yılından 2024 yılına kadar bu Ezidi kız çocuğu burada yaşıyor. Ve 3 yıl önce biz aslında haber aldık. Çünkü büyük bir travma altında ve olayları hatırlaması da biraz zor. Bir şekilde yolunu bularak babasına ulaşıyor. Daha sonra biz de babası tarafından hani ulaşıldı bize. Ve 3 yıl önceki irtibatı kuramadık. Sadece bir kez bu kız çocuğu ulaşmıştı. Biz yerini tespit edemedik. Aradan zaman geçti. Geçici koruma kararına ilişkin yenileme yapılmadığından dolayı geçici koruma statüsü iptal ediliyor. İptal edilince bu yaz ayında, 2024'ün yaz ayında geri gönderme, Şanlıurfa geri gönderme merkezine götürülüyor. O ve yanındaki iki çocukla birlikte. Daha sonra orada telefon açma imkanı buluyor. Nispeten IŞİD'in etkisi altından kurtuluyor. Ve olaylar yavaş yavaş aklına geliyor. Travmanın etkileri azalıyor ve babasına ulaşıyor. Babasına ulaştıktan sonra babası da bizlere ulaştı. Ve daha sonra babası buraya geldi. Kendisiyle Urfa geri gönderme merkezinde bir görüşme gerçekleşti. Orada işte kızının aslında Irak vatandaşı olduğunu, Şengal'den kaçırıldığını söyledi. Daha sonra bu geçici koruma statüsü iptal edilince 11 Ekim'de Harran Geçici Barınma Merkezi'ne gönderildi bu mağdur çocuk. Tabii kaçırıldığı zaman 14 yaşındaydı, şu an 24 yaşında. Yani 10 yıldır esaret altında tutuluyordu. Şimdi Harran Geçici Barınma Merkezi'nde ve bu tecavüz sonucu doğan iki çocukla birlikte tutuluyor. Biz kendisiyle görüşmeyi gerçekleştirdik. Yine bir görüşme daha gerçekleştireceğiz. Bu süre zarfında Irak'a gitmek istediğini söyledi bize. Babasıyla birlikte Şengal'e geri dönmek istediğini söyledi. Fakat burada Türkiye'nin prosedürlerine göre istediği zaman üçüncü ülkeye, Irak'ta bunlara dahilinde üçüncü ülkeye gidebiliyor. Fakat çocuklar büyük bir sorun. Bu tecavüz sonucu doğan çocukları Irak ülkesi de kabul etmiyor. Burada tek başına da dışarı çıkmasına müsaade edilmiyor. Aslında bizim talebimiz, ki hukuksal başvurularımızın ana konusunu da bu oluşturacak, en azından bu prosedür süresince
Babası burada artık. Babasıyla birlikte geçirmesini, yani bu hukuki süreci babasıyla birlikte geçirmesini biz istiyoruz. Ve hukuki girişimlerimiz buna yönelik olacak. Çünkü geçici barınma merkezinde IŞİD'liler var mı yok mu bilmiyoruz. Acilen tedavi altına alınması gerekiyor. Çünkü 14 yaşında kaçırıldı bu. Tecavüzlere maruz kaldı. Ve şu an büyük bir travma içerisinde. Bir an evvel onun en azından ruh anlamında bir tedavisi gerekiyor. Sağlık sorunları varsa bunların da çözülmesi gerekiyor. Ve bir başka boyutu da Irak hükümetiyle iletişime geçilip mağdurun Şengal'e sağlıklı bir şekilde gönderilmesi için bir sürecin başlatılması gerekiyor. Yani bizim ana konumuz bu. Hukuksal başvurumuzun da konusu bu. Fakat çok hassas bir konu. Yani 14 yaşında kaçırılan bir kız çocuğu söz konusu. Bunu sürece yayılmaması gerekiyor. Bunun bir an evvel babasına teslim edilip sağlıklı bir şekilde kendi köyüne gitmesi gerekiyor. Buradan sizin aracılığınızla yetkililere de aslında seslenmek istiyoruz. Buna benzer belki yüzlerce örneği vardır. IŞİD Şengal'e saldırdığı zaman yüzlerce Ezidi kız çocuğunu esir olarak aldı. Birçoğu tecavüze uğradı. Belki de öldürüldüler. Buna benzer birçok örnek var. Şu an karşımıza çıkan ve ulaşabildiğimiz bir örnek var. Ve bizim bu mağduru kurtarmamız gerekiyor. En azından bu süreci dışarıda geçirmesi için bir kolaylık sağlanmasını bekliyoruz biz yetkililerden. Şimdilik babası burada, yeniden görüşme gerçekleştireceğiz kendisiyle. Süreç hassas ve bir an evvel bitmesini istiyoruz. Babası tekrar geldiği zaman kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştireceğiz ve bu çocukların durumunun da netleştirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar ne Suriye vatandaşı ne de Irak vatandaşı. Herhangi bir kimseleri de yok. Bu çocukların durumunu da Türkiye hükümeti ele alması gerekiyor ve bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. IŞİD buna benzer yüzlerce kadını, kız çocuğunu kaçırdı ve kendi egemenlik alanına götürdü o tarihlerde. Daha sonra IŞİD yenilince Türkiye sınırına o tarihlerde büyük bir yığılma oldu. Yani IŞİD'in esareti altında olan kadınların çoğu sınıra dayandı. Akçakale, Ceylanpınar ve birçok sınır bölgesinde Türkiye'ye gelmek istediler. Ve orada bizim edindiğimiz bilgilere göre, yani her ne kadar erkek militanlar olmasa da IŞİD'le bağlarını sürdürmüş olan kadınların esareti devam ettirildi bu kaçırılan çocuklara ilişkin. Çünkü yine onların bir denetimi altında ve bunlar hepsi çocuk. Yani korkuyorlar ve hiçbiri gerçek bilgileri de vermemişler. Buradaki işte o prosedürdeki aksaklıklar nedeniyle yeteri derecede bir araştırma yapılamadı. Yani bu çocukların işte kim oldukları, nereden getirildikleri, IŞİD'in esaretinden ne kadar kaldıkları, bunların işte sağlıklı bir tercümeyle dertlerinin ne olduğunu sorulması, bir sürü eksikliklerle bunlar alındı buraya ve farklı bilgilerle, yani orada bulunan IŞİD'lerin aslında vermiş olduğu bilgilerle bunlar kayıt altına alındı burada. Farklı isimlerle, farklı kimliklerle kayıt altına alındılar ve yıllardır Urfa ilinde ikamet ettirmişler. Yani buna benzer belki de onlarca örnek var. Biz bunları bilmiyoruz. O zaman sınıra geldikleri zaman bir IŞİD şüphesiyle gözaltı kararları vardı birçoğuna. Yani orada sorgular sağlıklı bir şekilde, bu soruşturmalar sağlıklı bir şekilde yürütülseydi belki de bu çocukların kaçırıldığı ortaya çıkarılacaktı. Fakat üstün körü bir soruşturmayla işte birçoğunun bağlantıları bile tespit edilmeden geçici koruma altına alınıp işte Şanlıurfa ilinde ikamet etmelerine izin verildi. Ve bu izin verilen kişiler arasında IŞİD militanları da var. Kadın militanlar. Ve bunların esaretleri, bu çocukların esaretleri bunlar aracılığıyla sürdürüldü. Halen de belki Urfa ilinde veya Türkiye'nin diğer illerinde ikamet eden, kaçırılmış olan belki yüzlerce çocuk vardır.